Start'ta Berna Aksoy ve Burak Çukurova ile sohbetimiz devam ediyor. Burak Çukurova'yı elbette tanıyorsunuz ama eğer bu programı şans eseri açtıysanız ve Burak'ın kim olduğunu bilmiyorsanız hemen üzerinden geçelim. Babası rallici Rıza Çukurova, amcası rallici Alparslan Çukurova ve Burak da hepsini geride bıraktı. Şan, şöhret olarak. Burak, genel klasmana bakınca Hakan Dinç 1. Ercan Kazaz 2. Ahmet Burka 3. Güven Bostancı 4. ve ilk 2 çeker otomobil sensin. Ege Rally'sinde 5. sırayı alıyorsun. Arkana baktığın zaman VRC, 2 VRC ve bir sürü Grup N otomobil var. Yani 4 çeker. Demin de dediğim gibi başta biz yarışa başlarken sonuçta dezavantajımızın en az olduğu yarıştı bu. Yurt içi Cargo Rally Team olarak sezona ilk defa giren bir sponsorla beraber yer alıyorduk. Amacımız öncelikle yarışı bitirmekti ama bitirirken de bildiğimiz parkur ve bildiğimiz arabayla yarışıyorduk. Bu yüzden de hızlı olmak istiyorduk. Çünkü sevdiğim de bir parkur, beyler olsun, efendim çukur olsun. Yarışa bu stratejiyle başladık. Aynı zamanda da Türk mühendislerinin geliştirdiği Lasser lastiklerini kullanıyoruz bu sene. Ve asfalta ilk defa çıkacaktık Lasser lastikleriyle bir Super 1600 otomobilin altında. Öyle de oldu. İlk etaba başladık. Gayet iyi geçti. İlk gün de gayet iyi geçti. Ufak tefek bir benzin azalmasından dolayı arabanın kestik yapma problemi yaşadık. İkinci günde Emre Yurdakul'un tozuna girdik. Lastik değiştirip önümüze çıktı. Bir 6-7 km arkasına gitmek zorunda kaldık. Geçemedik de tabii otomobili verici olduğu için. Onun sonucunda da tabii vakit kaybettik ama sonuç olarak biz başta koyduğumuz hedefe ulaşmış olduk. Sonuçta yarışa başlarken 15 tane Grup N otomobil vardı. Evet. Ve 3 tane VRC vardı bizden kuvvetli diye gördüğümüz. Ama başta da dediğim gibi rally sonuçta hem akıl hem hızın bir arada olduğu ve şans faktörünün de önemli olduğu bir spor. Sonuçta Allah yüzümüze baktı. Şans olarak şanslıydık. Bir problem yaşamadık. Biz de düzgün gittik ve hatasız gittik. Lastik olarak da en ufak bir problem yaşamadık. Ve genel klasmanda bence başarılı olan bir genel klasman 5.liği elde ettik. Gerçekten başarılı. Bu toprakta tabii ki nasıl olacak belli değil. Biz toprakta da yine aynı stratejiyle start alacağız. Ama 4 çekerin avantajı daha da ortaya çıkacak tabii 4 çekerlerin. Ama amacımız dediğimiz gibi her zaman ilk 10'da yer almak yurt içi Cargo Rally Team olarak. Sonuçta yarış bitirdikçe tecrübe kazanılıyor ve hızlanılıyor. Biz de bunu bütün sezon boyunca yayılıp sonuçta şampiyonla kovaladığımızı hiçbir zaman unutmayarak yarışıyoruz. Sonuçta bir yarış 7. olunur, bir yarış 3. olunur ama sezon sonunda yurt içi Cargo Rally Team olarak her zaman ilk 5 içinde olmak istiyoruz. Ve Super 1600'leri takım arkadaşımızla beraber her zaman 1-2'ye alarak üstlerde birbirimizi geliştirerek hızlanmak istiyoruz. Tamam, bu futbol maçlarında futbolcuların maç sonrasında söylediği, mikrofonlara söylediği periyodik cümlelerdi. Şimdi biraz keyiflendireceğiz programı ama ilk önce görüntüleri izleyelim.